sesi olmuştu. Bütün canlılar için sen bağır ki şiddet sussun demişti. Ben de şimdi kız kardeşimin. Ne acı ki böyle kaldırmak nasip oldu bana. Bu pankartı kaldırarak sen bağır ki şiddet sussun. Sen bağır ki Gülistan bulunsun diye herkesi Gülistan'ın sesi olmaya çağırıyorum. Ben tam bir yıldır adalet mücadelesini veriyorum. Kız kardeşimi arıyorum. Bir yıldır çekmediğimiz acı, başımızı vurmadığımız kapı kalmadı. Ama Gülistan'ımı bulmadığım gibi ne adaleti ne bana Gülistan dokusu sorusunun cevabını verebilecek bir muhatap bulabildim. Ben sadece Gülistan'ı aramadım. Ben adaleti aradım. Ben vicdanı aradım. Ben görevli aradım. Ama ben bir yıldır, tam 365 gündür hiçbir şey bulamadım. Bakın burada bir sürü polis toplanmış. Hepsine bir soru sormak istiyorum. Gülistan 21 yaşında, üniversiteli, kendi halinde gencecik bir kız. Bir hafta sonra eve gelecek. Anneme ayakkabı almış, yeğenlerime toka. Daha açılmamış tokalarım. İki gün önce benle konuşuyor, YKSS kitaplarını hazırla. İkinci üniversiteye okuyacağım diye hayallerimi anlatıyor. 4 Ocak gecesi işe giriyor ve 5 Ocak sabahı bize veriliyor ki sizin kızınız intihar etti. Özellikle bize bunu diyen eski Tunceli valisi Tuncay Soner. Bana inanın, bana güvenin, Gülistan intihar etti. Ya şimdi benim ailem diyor ki insan bir kente, bir valiye güvenmese kime güvenecek? Biz kızımızı intihar etmediğimizde bile bir yıl boyunca Dinar Köprüsü'nde bekledik. Bugün 17 ilde benim ailem, annem, babam Tunceli'de, kuzenlerim, kız kardeşim, abim Mersin'de, teyzelerim, kuzenlerim Antalya'da, bizler burada hepimiz yola çıktık. Sadece Gülistan'ın, bunu utanarak söylüyorum, kemiklerini bulabilmek için. Ben şunu diyorum, buradaki toplanan bütün polisler, sizin evinizde kızınız var değil mi? Ve ben istiyorum ki siz bugün Gülistan Dokulu'nun ailesi için değil, katiller için toplanmanızı ve Gülistan'ı bulmak için toplanmanızı istiyorum. Bugün bu aile 21 yaşında gencecik bir kızını arıyor. Bugün bu ailenin bu sorusuna bu ülkede Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanı, bu ülkede Adalet Bakanı, bu ülkede Aile Bakanı var. Bugün bunlardan birinin çıkıp artık Gülistan Doku hakkında bir basın açıklamasını yapmasını istiyorum. Hepsi Gülistan Doku hakkında tek bir kelime söyleyemiyor. Kadınlar öldürüldüğünde hepsi o tagları görüyor. Biz adaleti sağlayacağız diyor. Ama ne yetkilirse hiçbir Gülistan hakkında tek bir kelime yazamıyor. Bugün bir yetkili çıkıp evet biz Gülistan kızımızı bulacağız. Evet bu aileye bu acıları yaşatanlar adalet önünde hesap versin basın açıklaması bekliyoruz.